Alife Hospital doğrusu nedir'i sunar. Merhabalar, ben operatör doktor Salih Fırat, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Bugün sizlere yaygın olarak görülen diz kireçlemesi konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Diz kireçlemeleri genellikle yetişkin hastalarda sıkça rastlanan bir hastalıktır. Diz eklemindeki kıkırdağın, bağların, menisküsün bozulması sonuçta dizde dejenerasyon dediğimiz eklem bozulması oluşur ve diz hareketleriyle ağrılar başlar. Hastalar yürümekte zorluk çekerler, merdivene inip çıkmakta zorluk çekerler, çömelip kalkmakta zorluk çekerler. Bir röntgen grafisiyle dizdeki eklem aralığındaki bozulmayı tespit edebiliyoruz. Genellikle kıkırdakta ve menisküsteki değişiklikleri MR dediğimiz MR görüntüsüyle de desteklemek gerekiyor. MR ve röntgen çekimlerinden sonra hastaların tedavisi planlanır. Ağırlıklı olarak tabii hastalarımızda öncelikle tıbbi tedavi uyguluyoruz. Tıbbi tedavinin ilk başında gelen de aşırı kilosu varsa, fazla kilosu varsa bunun vermesini tavsiye ediyoruz. Çünkü kilo diz eklemi ciddi bir hasara yol açıyor. Öncelikle bu kilosunu vermesini istiyoruz. Ve sonrasında da tıbbi tedavi dediğimiz ilaçla tedaviler yapıyoruz. Bu kıkırdağı güçlendirici ilaçlar, iyileştirici ilaçlar veriyoruz. Aynı zamanda zaman zaman eklem içi enjeksiyonlarla yardımcı oluyoruz. Olay menisküsten kaynaklanıyorsa menisküs tedavisi için artroskopi ameliyatı, kapalı ameliyat, halk arasında kapalı ameliyat denen artroskopi ameliyatı yapılıyor. Onun dışında tabii nihayetinde eğer eklem kıkırdağı tamamen bozulmuşsa, menisküsler de kötüyse protez dediğimiz ameliyatlar, yani diz protezleri ameliyatları yapılıyor. Bunlar kısmi ameliyatlar olabildiği gibi total diz ameliyatları da olabiliyor. Yani mesela diyelim bir tarafı bozulmuşsa ve hasta gençse ona hemen direkt total diz protezinden ziyade tek taraflı yarım protezler de yapılabiliyor. Eklem kıkırdağı tamamen çıkarılıp yerine halk arasında platin denen yapay bir eklem dizin içine yerleştiriliyor. Ve hasta bu ameliyattan sonra ertesi gün ayağa kaldırılıyor. Yürütülüyor, fizik tedaviyle beraber egzersizler öğretiliyor, yürütmeler yapılıyor ve hasta hemen normal hayatına dönebiliyor ve sağlıklı bir şekilde ağrısız bir hayat yaşayarak yaşamdan zevk almaya çalışıyor. Diz ağrısı şikayeti olan, yürümekte zorluk çeken, merdivene inip çıkmakta, çömelip kalkmakta zorluk çeken yetişkin hastalarımızın hepsinin bir uzmandan, özellikle ortopedi uzmanından destek ve öneri alarak tedavi olmalarını öneriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Alife Hospital doğrusu nedir'i sundu.